geldin Gülay. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Uluslararası bir yöneticiyim ve Çin'den misafirlerim geliyor. Çok önemli bir ihale var. Onu kapmak için yemeğe götürüyorum. Akşam yemeği. Evet. Peki gel bakalım. Çiğdem. İhale dedin mi? Evet. Söyleyemiyordu da. Onu çalıştık arkada. Ben de niye böyle tek tek çıkıyor kelimeler diyorum. Onu telaffuz edemiyordu. Başka bir çok şey diyordu. Çok dikkat ettim konuşurken. Hatta o yüzden elime ben yazdım. Dikkatle dinledim. Evet evet. Elime Gülay bile yazdım. Görelim şöyle. Ya. Görelim. Gülay, toplu saçı sana çok yakıştırıyorum. Dudağını da ruj sürmeyince gözlerin çok ön planda, çok hoş duruyor. Ben senin üst kısmını çok beğendim. Ama bandaj elbiseyi ben çok severken bu yarışmada hiç sevmemeye başladım. Bilmiyorum etek. Neden. Ben onu yazın bir yazlık bir yerde mi, bir, ya bilmiyorum yani artık sevemiyorum en sevdiğim elbiseyken. Duyunu çıkardık da ondan. Aslında çok sevdiğim bir şeydi. Neden artık sevmiyorum ben? Baktığım zaman mesela iki siyah bir arada olduğunda ben o siyahların birbirinden ayrı göründüğünde beni o rahatsız ediyor bir de. Ya o kadife üst çok güzel, dediğim gibi alt tarafı ben sevemedim. Alt tarafında aslında ben Özden de gördü resimde. Sarı bir pantolon diktirdim bol. Dün ama bol pantolona hani bana fazla yakışmıyor denildiği için vazgeçtim. Son anda etekle kombine ettim. Yani daptar böyle bileğinde bir tane tayta benzeyen bir şey giyseydin belki o daha güzel durabilirdi diye düşünüyorum. Bu başka bir kalıp pantolondu. Niye değiştirdin ki? Yok, bayağı bir boldu. Bayağı bir bol. Bol pantolon var. Bol ama pantolon ben seviyorum var. Bol pantolonları. Korktum. Daha çok risk almak istemedim. Hani bir gün öncesi söylendi neden tekrar yapıyorsun diye. Vazgeçtim son anda. Peki. Yani şu kısmın yeterince hareketli ve güzel geldi bana. O kadife ile morun birleşmesi. Altını daha sakin tuttuğunda üst tarafın daha dikkat çekici olabilirdi. Teşekkürler. Ayşenur. Gülay, ben üstündekilerin hiçbirini beğenemedim. Yani bugün böyle ne bileyim kombinini evde unutmuşsun, buradan yapmışsın gibi geliyor. Çünkü sen genelde böyle şeyler yapmaz, uğraşırsın biraz. Takmayı seversin, bir şeyi uydurmayı seversin. Ama hiçbiri birbiriyle uymamış. O ayağındaki bağcık... Ya bunu da satın almadım zaten, uğraştım. Çünkü bunu da özel diktirdim, kemeri de diktirdim. Yani o zaman uğraştım. O içindekiyle keşke giymeseydin. Ne bileyim aşağıdaki bağcık, buradaki böyle... Bu V kesim geliyor. Bunun buradan kravat gibi görünüyor ama değil. Ben beğenmedim. Tamam. Sen güzelsin ama kombinin değil. Olsun. Teşekkürler. Yani Gülay güzel bir kız. Yani vücudu da zayıflığının falan yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama yaptığın kombinlerde sen sanki yani bir stil, bir şey göstermeye değil de sanki güzel giymeye çalışıyorsun gibime geliyor. Yani üstünde giydirdiklerini sanki birbirine uydurmaya çalışıyorsun. Ve yani üstünde giyindiğin hiçbir şey yani ben merak edip yani bakmıyorum bile. Çünkü hep aynı tarzda ayakkabılar, hep aynı ya yani hep bu aynı şeyler gibime geliyor. Bu tarz ayakkabıyı hiç giymedim Sima. Hep çok sıkıcı geliyor. Hiç giymedim bu tarz ayakkabıyı. Ya işte hep öyle söylüyorsun. İşte o parlağıydı da bu matıydı da bu hiç böyleydi alakası da öyleydi. Yok. Ben bu tarz ayakkabı gerçekten giymedim. Ve çok sıkıcı geliyorum. Belki senin gibi çok fazla abartılı giymediğim için. Deri ya etekle, yırt maçı. Abartıyla alakası yok. Yani dantel, mantel her yerde bir şey karışık. Ben daha çok sade bir tarzım var. Onu tercih ediyorum. Onu sevdiğim için sade dediğin öyle yani senin şu anda giydiğin ne bileyim cinle üstüne beyaz bir gömlek giymişsin gelmişsin gibi bir şey. Burada görüyorsun senin siyahın fikrin, üstüne siyah öyle. Meç edildiğinde beğeniliyor ama bu siyahlar değil yani hepsi çünkü ayrı ayrı şeylerin yani parçaları. Orasındaki ben kravat zannettim değil ki Ayşenur söyledi kravat değil mi o buradaki? Yok, bu kolye, dekoltem biraz fazla açık olduğu için kravat gibi bağladım. Yani bilemiyorum üstünde olan hiçbir şey. Ayakkabılar güzel aslında. Bende de var aynı ayakkabılardan ama benim kullandığım yani bilemedim. Üstündeki hiçbir şeyi, her şeyi sade buldum yani sevemedim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Gülay Ançer, ayakkabı 180 lira, çanta 90 lira, etek 190 lira, kemer ve ceket 200 lira, kolye 49 lira. Gülay hoş geldin. Hoş buldum. Ama hoş gelmedin. Kötü geldin. Geçenlerde de giymiştim bu ayakkabıyı. Tabii ki giyebilirsin. Ama çok karışık geldin, çok rüküş geldin.
Ve kötü geldin yani. Hayal kırıklığı. 5. Teşekkürler. Evet, hoş geldin Gülay. Hoş buldum. Üstündeki aksesuar kolye mi yoksa sen mi kolye yaptın? Sen yaptın. Dekolteyi biraz kapatsın diye biraz farklı bağladım. Anladım. Ya ben o kadife ceketini çok sevemedim. Özellikle o eteğiyle beraber olmadı. Ayakkabı çok karışık geliyor her şey. Mor kemer. Çanta da zaten deri değil mi? O da uymadı. Olmadı. Ben de sevemedim Gülay'cığım. Son hafta. Olsun. Yani son hafta değil ama iki haftamız kaldı. Üç hafta. Teşekkürler. Yani çok zor. Olsun. Puanlarımız biraz düşüyor bu arada. Yani aynaya baktın mı? Üst bedenin bu kadar, bacakların bu kadar görünüyor. Bir sıkıntı var yani. Geçişler de kötü. Ayakkabı çok kesmiş. Ben de beğenmedim. Of, teşekkürler. Sen oraya çıkarak buradaki arkadaşlarımı ve beni ezerek diyorsun ki finali garantiledik ya falan. Böyle bir şey yok. Ben bu kızları burada ezemem o zaman. Benim böyle bir üstünlüğüm yok Öykü Hanım. Bana gelince konuşuyor dedi ya, benim sana gelince konuşmaya ihtiyacım yok ama senin bana, Nihal'e ve Özden'e gerçekten ihtiyacım var. Seni biz böyle taşıyoruz biliyor musun? Yoksa böylesin. Hayır. Hiçbir numaran yok. Alaturkasın bir de yani. Biz hepimiz biliyoruz Emel'in ne kadar çok seveni olduğunu, destekleyeni olduğunu. Ben kabul etmiyorum. Müsaade etmem. Asla kabul etmiyorum. Ben nasıl Sima'ya? Ben bunu kabul etmiyorum, dinlemiyorum şu an gerçekten. Pardon. Çiğdem kendine Çiğdem, gel. Çiğdem kendine gelir misin? Ben şu anda elenmek hayır istediğimi açıklamak hayır istiyorum. Hayır. Asla da kalmıyorum. Beni bir Allah'ın kulu burada hayır tutamaz. Hayır Çiğdem. Ben bu birinciliği kabul eder miyim bu saatten sonra? Kameralara söylüyorum. Yemin aynen ediyorum gelmiyorum buraya. All Star sizin olsun. Aynen de imzamı tamam atıyorum. Affedersiniz o Ayşegül, Emel'in arkasına sığınamaz bu kız. Vallahi billahi ben tamam burada durmak istemiyorum ya. Yine bir naftalin, yine bir vintage'dan bir çanta, bir elbise. Senin gözlerinde problem var belki bilmiyorum ama benim Özden deyince aklıma pop art'tan çok vintage geliyor.